Merhabalar, şu an Gaziantep'te, Gaziantep Havalimanı'ndayız. Neden buradayız? Çünkü kitap fuarında imza etkinliğimiz var. Yarın da İskenderun'a geçeceğiz. Orada da programımız olacak, hatta iki programımız olacak. Yani yoğun bir program bizi bekliyor. Evet, zorlu bir uçuşun ardından nihayet Antep'e vardık. Zorlu bir uçuş diyorum çünkü İki kere inmeye çalıştı kaptan pilot havalimanına, fakat olmadı çünkü pist başında büyük bir kuş sürüsü vardı. O sürüye girmek istemedi, o riski almak istemedi. Daha sonra tabii yakıt azalınca mecbur başka bir havalimanına iniş yapması gerekti. O yüzden Adana'ya gittik. Adana'ya iniş yaptık ve orada epey bir bekledik. Yani bir saat herhalde orada bir bekleme süremiz oldu. Daha sonra tekrar Antep'e uçuş gerçekleştirdik. Nihayet iniş yaptık. Yani 7.30 gibi uçağa binmiştik. 12'de Antep'e iniş gerçekleştirmiş olduk. Sağ salim iniş yaptık sonuçta. Tabii biz sabah erken gideriz Antep'te, şöyle biraz gezeriz, dolaşırız, yer içeriz diye düşünüyorduk. Nasip değilmiş. Şimdi direkt cuma namazına geçeceğiz. Oradan da muhtemelen fuar alanına geçiş yaparız artık. Ve şu an 100. yıl parkındayız Gaziantep'te. Cuma namazımızı kıldık. Şimdi beyran içmeye gidiyoruz. Tabii uçuşun talihsizliğinden dolayı kahvaltımızı da yapamadık. Ancak bu saatte sarktı. Beyranımızı da içtikten sonra artık fuar alanına geçiş yapacağız. Evet, beyranımızı içtik. Elhamdülillah karnımız doydu. Erkan hocamız sağ olsun bize peşinden katmer de ısmarladı. Yani Antep usulü beyranı ve katmeri ilk defa yedim. Yani başka bir usulde de beyran içmemiştim tabii. Katmer de yemedim sayılır. Yani daha önce yediğim katmerler bu katmere hiç benzemiyordu. Yani gerçekten çok lezzetlilerdi. Tabii şimdi yediğin içtiğin sende kalsın diyebilirsiniz ama bunları sadece tavsiye olarak söylüyorum zaten. Eğer yolunuz Antep'e düşerse mutlaka beyranından, katmerinden yiyin imkan olursa. Şimdi doğruca fuara geçiyoruz. Bakalım kitap fuarında bizleri neler bekliyor. Evet, fuar alanına geldik. Şimdi direkt standa geçiyoruz. Evet, Gaziantep Kitap Fuarı'ndaki imza etkinliğimiz sona erdi. Maşallah çok güzel, çok bereketli bir fuar oldu. Ben çok memnun kaldım. Tabii burada çok güzel bir uygulamaya da şahit olduk. Şahin Bey Belediyesi çocuklara, gençlere, buraya gelen öğrencilere kupon veriyor. Fuara gelen katılımcılara. Fuarın başında 40'ar liralık kupon veriyorlarmış. Sonradan 20 liraya düşmüş ama o bile müthiş bir şey. Çünkü genelde öğrenciler geliyorlar ama ceplerinde kitap alacak paraları olmayabiliyor. Bunu diğer fuarlarda çok tecrübe ettik. Ama burada öyle bir sıkıntıları olmadı öğrencilerin. Yani 40 liralık kuponlarıyla epey kitap alabildiler. Zaten yayın evleri de indirimli veriyor kitaplarını. O çok hoş olmuş. Yani o konuda Şahin Bey Belediyesi'ni ayrıca tebrik etmek lazım. Biz de şimdi artık kalacağımız otele gideceğiz. Burada üniversiteden ev arkadaşım Ahmet Seyfe ile karşılaştık. Orada önce bir otele gidip eşyalarımızı bırakacağız. Sonra biraz Antep'te dolaşmaya çalışacağız. Sabah pek gezemedik. Akşam biraz vakit geçireceğiz. Yine pek gezemesek bile artık bir Antep'in havasını nüfuz edeceğiz. Ondan sonra tekrar otele geçip orada dinleneceğiz. Yarın sabah da İskenderun yolculuğumuz başlayacak. Bakalım oradaki program nasıl olacak. Mehmet abimizle buluştuk. Mehmet abi bizi İskender
İskenderun'a götürüyor şu an. İpek yolu üzerinden İskenderun'a doğru yolculuğumuz başladı. Yani Antep programımız artık sona erdi. Şimdi İskenderun programımız başlayacak bugün. Tabii önce yol üstünde Hatay'a ve Kırıkhan'a uğrayacağız. Orada zamanımız varken orada gezilip ziyaret edilecek yerleri ziyaret edeceğiz. Ardından da İskenderun'daki programa geçiş yapacağız inşallah. Evet, yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu an Kırıkhan'dayız. Kırıkhan'da Ahmet abimiz bizi durdurdu. Dur yolcu dercesine önümüzü kesip bize ikramda bulundu. Allah razı olsun. Kırıkhan'a gelmişken Beyazıt Bistami Hazretleri'ni de ziyaret edelim dedik. Vaktimiz de var. Şimdi inşallah Beyazıt Bistami Hazretleri'nin türbesine doğru gidiyoruz. Ondan sonra artık Antakya'ya geçiş yapacağız inşallah. Şu an İskenderun'da Samerkand temsilcinin önüne geldik. İnşallah buradaki programımız başlayacak. Burada kısa bir imza programımız olacak. Ardından da akşam asıl hem imza hem söyleşi programımız Kültür Sarayı'nda gerçekleşecek. Samerkand temsilcinin önündeki imza organizasyonumuz sona erdi. Otele gittik, biraz nefes aldık, dinlendik. Şimdi de artık bu iki günlük yoğunluğumuzun son programına geçiş yapacağız. Orada belediyenin salonunda söyleşimizi yapacağız. Ardından artık kitap imzası isteyen olursa kitap imzası da yapacağız. Son olarak Mehmet abiler, Erdoğan abi ve Mehmet Emin'le beraber salona geçiş yapıyoruz artık. Evet, Gaziantep ve Antakya'daki İskenderun'daki programımız, yoğun programımız artık sona erdi. Şimdi havalimanına doğru geçiyoruz. Tabii yorucu bir program oldu. Ayaklarımız kadar midemiz de yoruldu. Yani maşallah bu bölgenin insanı yemek yedirmeyi gerçekten çok seviyor. Yani biz de tabii bu seyahatlerde yani böyle bir herhangi bir mide rahatsızlığı yaşamamak için elimizden geldiğince az yemeye çalıştık. Ama tabii farklı tatları da tecrübe etmek istedik. O yüzden azar azar hepsinden yemeye çalıştık. Antep'te beyram yedik, katmer yedik mesela. Onun haricinde küşlemesi, fıstıklı kebabı, işte kaymaklı künefesi vesaire, ya fıstığı, onları tatma fırsatımız oldu. Antakya'da Antakya'nın has künefesini yedik. Tabii öncesinde Kırıkhan'da Ahmet abi sağ olsun bize zahteri tattırdı, humusu tattırdı, biberle ekmeğini tattırdı. Ondan sonra en sonunda İskenderun'da bir soslu döner yemiş olduk. Böyle yemek kültürünü de tecrübe ettik bu bölgenin. Tabii bu seyahat esnasında abilerimize biraz zahmet oldu. Çok emeği oldu abilerimizin. Antep'te Erkan hocamız ve Yunus hocamız çok zahmet ettiler. Allah onlardan razı olsun. Çok yardımları dokundu.
Onun haricinde işte Kırıkan'daki Ahmet abimize, Mehmet hocamıza çok teşekkür ederiz. Ahmet abimiz bizi yolda durdurdu, yemek yedirdi. Mehmet hocamız da bizi Beyaz Bistami Hazretleri'ne götürdü. Orayı ziyaret ettik onun vesilesiyle. Antakya'da Tayfur abimiz ve Ülhak abimiz, onlar bize eşlik ettiler, mihmandarlık ettiler. Daha sonra İskenderun'da Erdoğan abimiz, Reşit abimiz, Cihan abimiz ve daha pek çok abilerimizle tanıştık. Allah razı olsun hepsinden. Çok güzel vakitler geçirdik onların sayesinde. Tabii bir de Mehmet abimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. O bizi Antep'ten aldı, Kırıkan'a götürdü, orada gezdirdi, Antakya'ya götürdü, orada gezdirdi, İskenderun'a geldi. Yani bütün gün boyunca bu çevrede mihmandarlığımızı yaptı. Onun biraz sırtına yük olduk. Hakkını helal etsin. Allah ondan razı olsun. Tabii güzel arkadaşlarla da tanıştık. İşte Mehmet Emin kardeşimiz, Sami kardeşimiz, Abdülhakim kardeşimiz. İnşallah onlar da ileride de görüşmek nasip olur. Böyle çok keyifli, hareketli, dolu dolu bir program oldu Antep ve İskenderun programları. Önümüzdeki haftalarda programlarımız yine devam edecek. İnşallah 24 Ekim'de Maraş'ta olacağız. Yine hep bu coğrafyada biraz vakit geçireceğiz bu dönem. Bakalım ondan sonra artık kim bilir hangi kapılar açılacak. İnşallah bir sonraki videoda, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hayırla kalın.